Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Böyle bu güzellikle de bugün videomu açmak istedim. Her gün farklı bir türlerle video açılışı yapıyorum. Bugün de böyle bakın, şunları da şuraya koydum şimdilik. Çok da güzel güneş ışığı vuruyor doğa çiçeklerine. Arkadaşlar böyle bunlar satışta olan türlerim. Hepsi de çok güzel formda. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsi çok güzeller. Şöyle episkiyalarımla devam edeyim. Şöyle bakın. Alyanak dediğimiz türden. Yani nasıl uydurduysam işte ya, yani onu yakıştırdım. Böyle baktıkça onu yakıştırdım. Çünkü şöyle al al kızardığı için. O yüzden ismini al yanak koydum. Siz de isterken al yanak diye istiyorsunuz. Şöyle. Bunlar son kalanlar arkadaşlar. Bakın şu koyu yapraklı. Böyle parlak yaprakları var. Dün biliyorsunuz bundan daha fazla vardı. Tabii dün video yüklenene kadar, akşama kadar hepsi, yani çoğu öyle diyeyim, hepsini ayırdım. Şöyle bunlar da satışta olanlar. Şu arkadaşlar turuncu açan türden şöyle iki tane var. Bu da aynı şekilde. Bunlardan böyle birer tane var. Şundan iki tane var. Şöyle pembe, parlak pembe dediğimiz. Böyle arkadaşlar. Şöyle bir kızımız var. Dün de bununla açılışı yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle begonyam var. Bugün yine kargo var. Onların paylaşımını yapacağım inşallah. Şöyle son kalan siningiyalar. Böyle arkadaşlar bunlara su verdim de böyle biraz dirildi. Şöyle susuz kalınca hemen şöyle boynunu büküyor çiçekler. Bunların destek alması gerekiyor. Şöyle aşağıya doğru eğilmiş. Güneşe doğru yön verdikleri için arkadaşlar şöyle çubuk desteği alması gerekiyor. Bunlar pembe açan. Şu iki tane kaldı son. Şöyle üç tane var. Elimde şunun bir tanesi ne şey istedi, bir arkadaş istedi. Şöyle üç tane var arkadaşlar. Şöyle yapraklarında hani bazılarının şöyle lekeler var ama o sıkıntı değil, gayet sağlıklı. Olmadı onları alıp da köklendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yeniden zaten kendini toparlıyor. Geçen sefer de hep söylediğim gibi yumrulu bir bitki. Hani kaybetseniz bile diyelim ki şunu şuradan kesin, bunu köklendirin, bunu ayrı dikin, yumrusundan tekrar filizlenip çıkıyor. Öyle diyeyim yani. Eğer hani üretimde yapmak, hani yedeklemek isterseniz, üretim yapmayı da seviyorsanız şöyle yapraktan da hani köklendirip de ekebilirsiniz. Toprak da hemen yumru yapıyor. Çok güzel. Yani o da bir mutluluk. Kendinizi şöyle onu takip ederek büyütmek çok güzel bir duygu. Tabii benim zamanım yok. Ara ara böyle köklendiriyorum. Bazen hani o şekilde isteyen arkadaşlar oluyor. Gönderiyorum. Yani bazen yetiştiremiyorum. Burası boşaldı yer. Kalmadı yerde çiçek. Onların satışları oldu. Bunlar zaten raftakiler arkadaşlar. Benim kendi çiçeklerim. Bunlar satışta değil. Şunları ayırdım. Ayfer Hanım'ın menekşeleri. 3 tane bana bıraktı. Ben de 3 tane seçtim. Şöyle. Yani bundan da yaprak hep verdiğim için şöyle bu bana kalan da bu. Burada var çiçeklerim. Şu aklınamayı aslında orada pek kendini göstermiyor. Şimdilik şurada kalsın bakalım.
çok yüksekte olunca çiçek kendini, güzelliğini göstermiyor. Şöyle şu mesafe çok güzel oluyor. Aslında yukarıdaki raflara böyle daha çok sarkan türleri koymak gerekiyor ama sarkan tür koyunca da şuradaki çiçeğin üstüne gelir. Bunun gibi. Şurada da kendimi ayırdım bunu arkadaşlar. Bu da çiçek açıyor. Maranta benim yoktu. Şöyle bu var. Bu da salon çiçeği arkadaşlar. Bu da ağaç oluyor. Gövdesi. Şöyle bunlar da fideler. Bardak menekşe fideleri. Bunlar son kalan menekşeler. Şöyle bakın. Şekilde. Dün Gloxinia bardak menekşe yumruları geldi. Onları da paylaşacağım inşallah. Şöyle kargo videosundan başlayayım. Şöyle geçen bir set hazırlamıştım biliyorsunuz. Bunun satışını yaptım arkadaşlar. Şebnem ablacığım istedi. Kendisiyle de tanıştık. Çok memnun oldum. Yüreği o kadar güzel ki gerçekten. Yani artık ne diyeyim, çiçek sevenlerin yüreği çok mu güzel? Gerçekten çok güzel. Yüreğiniz var. Yani gerçekten çok seviyorum sizleri. İyi ki varsınız çiçek dostlarım. Böyle 12 tane çeşitten oluşan arkadaşlar. Böyle bir set var. Yani hemen hemen her türden var arkadaşlar. Çok güzel türler var. Yani hiç çiçeğiniz yoksa, eğer ki yeni başlıyorsanız veya var da bu türlerden yoksa, kaçırmayın derim. Şöyle 12 çeşitten oluşan bir set. 500 TL bunun fiyatı. Yani kaça geliyor? Herhalde 40 TL'ye falan geliyor. Yani hesaplamadım. O şekilde. Normalde tek alımda 70 TL, biliyorsunuz zaten. Böyle alırsanız gerçekten çok hesaplı oluyor. Böyle hoyası var Şebnem ablamın. Böyle gül kılıç istedi. Onu göndereceğim. Şöyle yine bana bıraktı. Ben kendim seçtim Episkia. İlk defa alacak. Episkia, şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle şunları ayırdım kendisine. Bir tane fil kulağı vardı biliyorsunuz. Onu da ayırdım istedi. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Şöyle hoyası. Bu da şöyle kalpli dediğim özel tür sarmaşıktan arkadaşlar. Şu rafımdaki sarmaşıktan, ondan ekledim. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Şebnem ablacığım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum kendisine. Burada da arkadaşlar Berrin Hanım'ın siparişi var. Şöyle kusura bakmayın, biraz beklettik ama dua çiçekleri yoktu, eksikti. Ödeme yapmıştınız. Elimde de kalmamıştı. O yüzden sipariş vermek tekrar zorunda kaldım. İki tane dua çiçeği var. Episkiyası var. Şöyle tüylü begonyası var. Melek kanadı var. Şöyle bakın, begonyası var. Hoyası var. Şöyle baloncuk dediğimiz çiçekten var arkadaşlar. Bu da çok güzel beyaz çiçekler açıyor. Çiçekli halini de gördüm. Gerçekten çok güzel bir tür. İsmini bilmiyorum. Ben kendim koydum. Baloncuk. Yapraklı mor. Şöyle alt yaprakları mor. Üst yaprakları şöyle kabarcıklı. Farklı bir tür. Yani değişik. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Şu şekilde. Bakın. Böyle inşallah. Berrin Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Büşra Hanım'a gidecek. İnşallah bunlar yarın elden teslim edeceğim. Şöyle dantel çiçeği var. Böyle bardak menekşesi var. İki tane bardak menekşesi. Şöyle bakın, bu da artık yani beni saksıya geçir diyor. İnşallah bu hafta sonu saksıya geçecek.
Şöyle pembe açan arkadaşlar, bu da Siningia. Şöyle kohlerası var. Bunu bir süre bardak içinde kalması gerekiyor. Şöyle bakın. Bu şekilde. Bir de yani rizomu vardı. Şurada rizomu da var. Böyle arkadaşlar. Bunları da elden teslim edeceğim. Büşra Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar, şöyle bakalım, isimleri bazen unutabiliyorum, kusura bakmayın. Hamiye Hanım'a gidecek inşallah. Hamiye Hanım'la da WhatsApp'tan tanıştık. Grubumuzu aldım. O da çok tatlı bir bayan. Gerçekten yüreği güzel bütün çiçek dostlarımın. Böyle ilk defa alıyor. Şöyle 4 tane, 4 çeşit yine bana bıraktı. Yine böyle seçtim. Arkadaşlar. Şöyle çöl gülü. Bir tane özel tür Rosalinda'sı var. Arkadaşlar çok güzel boyutta. Böyle bir de rizomları, yumruları var. Bunun içine koydum. Kutuya koydum. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Hamiye Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle şunları belki Gül ablacığım isterse ona gönderebilirim. Onu da resim atayım. Şöyle fidelerim. Şurada yumrularım var arkadaşlar. Onları da göstereceğim. Bardak menekşe gloksinya. Şöyle özel tür. Çok güzel büyük yumrular. 50 TL arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Böyle. Bunları isteyen arkadaşlara da ayıracağım bitmeden. Kaçırmayın. Yani alsam mı almasam mı diye düşünmeyin. Gerçekten kaçırmayın derim. Çok güzel sağlıklı yumrular. Bu şekilde. Şurada da zaten şey var. Siningia yumrularım var. Arkadaşlar. Şöyle Siningia yumrularım. Bunlar büyük boyları 70. Şu boyları 50. Arkadaşlar bu şekilde yumrularım. Şurada rizomlarım var. Bunlar 30 rizomlarım. Bu şekilde almayı düşünürseniz, isteyen arkadaşları da zaten ayıracağım. Yine şöyle masam boşalacak inşallah. Bir masa temizliği yapacağım. Şu öndekiler. İnşallah gidince şunlar, şunlara bir düzenleme yapacağım inşallah. Dün yine bayağı ayırdım. Onları da inşallah. Bakalım belki yine yarın da bir kargom olur. Gönderim yapacağım. Böyle arkadaşlar. 13 dakika olmuş. Şurada bakın. Şuradaki kızlarımı da göstereyim. Şöyle. Kaktüsleri de çok seviyorum. Ama şunlar biraz bazıları kötü oldu. Tabii yer değişikliğinden dolayı. Direkt güneş görünce balkon içeride sadece ışık alıyordu. Burada da direkt güneş alınca formları bozuldu arkadaşlar. Maalesef. Bazıları iyi durumda. Şunlar iyi. Şuradan göstereyim. Şunları içeri almıştım. Böyle bu şekilde. Kaktüsleri de, sukulentleri de çok seviyorum. Böyle arkadaşlar, bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.